Herkese selam, ben Yücel. Bu videoda Canon FD ve K35 serisi lenslerin sinema dünyasında neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Günümüz sinema dünyasında lens seçimi görüntü kalitesi ve bütçe dengesi açısından önemli bir rol oynuyor. Canon K35 ve FD serisi lensler sinema tarihinin en ikonik lenslerinden bazıları. Bu videoda lenslerin tarihçesi, özellikleri, benzerlikleriyle birlikte bütçe dostu alternatiflerin nasıl elde edebileceğini keşfetmeye çalışacağız. Canon 1970'lerin ortalarında sinema lensleri pazarına girdi. K35 serisi Canon'un bu alandaki ilk adımıydı ve 1976'da piyasaya sürüldü. K35 lenslerin özellikle Aliens ve Barry Lyndon gibi klasik filmlerde kullanıldığını biliyoruz. Bu lensler yumuşak görüntüleri ve sıcak tonları ile tanınırken aynı zamanda hızlı odaklama özellikleriyle de dikkat çekiyordu. Öte yandan Canon FD serisi 1971'de piyasaya sürüldü ve 16 yıl boyunca birçok lens modeli üretildi. Bu lensler hem fotoğrafçılık hem de sinema için tasarlanmış olup FD lenslerin en büyük avantajlarından biri geniş bir lens yelpazesi sunması ve sinema lensleriyle benzer optik özelliklere sahip olmalarıydı. Canon K35 ve FD serisi lensler optik tasarım açısından benzerlik gösteriyorlar. Her iki lenste de asferik elemanlar kullanılarak görüntü bozulmalarını en aza indiriyorlar ve bu özellikleriyle her iki lensin de görüntü kalitesini arttıran bir faktör oluyor bu asferik kaplama. K35 lenslerin optik tasarımı FD lenslerin tasarımına dayanıyor. Bu nedenle görüntü karakteristikleri oldukça benzer. Asferik elemanlar lenslerin daha keskin ve net görüntüler sunmasını sağlayarak profesyonel film yapımcıları tarafından tercih edilmelerine neden oluyor. Bu lensler hem sinema hem de fotoğrafçılık alanındaki uygulamalarda yüksek düzeyde performans sunmalarıyla biliniyor. K35 ve FD lenslerin sunduğu avantajlar arasında her iki grubun da çeşitli çekim senaryolarına uygun olabilecek farklı odak uzaklıklarına sahip modeller sunması da bulunuyor. Hem K35 hem de FD lensleri asferik elemanlar kullanarak daha net ve keskin görüntüler elde edebiliyorsunuz. Asferik tasarım birçok geleneksel lensin karşılaştığı sferik ve astigmatizma gibi optik bozulmaları azaltarak daha iyi bir görüntü kalitesi sağlıyor. Full frame özelliği de var tabii bu lenslerin. Her iki lens serisinde de full frame sensörleri kapsayacak şekilde tasarlanmış. Bu durum geniş açılı çekimlerde avantaj sağlıyor. Özellikle sinema ve belgesel çekimlerinde geniş alanları ve büyük grupları kadraj içine almak isteyen görüntü yönetmenleri için oldukça faydalı. Diğer yandan K35 ve FD lensleri düşük ışık koşullarında bile iyi performans gösteriyor. Bu da onları film yapımında popüler hale getiriyor. Özellikle gece çekimleri ve zayıf aydınlatma koşullarında bu lenslerin sunduğu yüksek ışık geçirgenliği daha az grenlenme ve kaliteli görüntüler elde etmenize olanak sağlıyor. Canon FD lensleri sinema dünyasında kendine özgü bir yer edinmiş. Birçok farklı model ve versiyon sunarak sinema profesyonellerine geniş bir seçenek yelpazesi sunma yeteneğine sahip. İlk nesil lensler krom filtre halkasına sahipken ikinci nesil lenslerde siyah halka ve SC ve SSSC etiketleri yer alıyor. SSC'nin anlamı Super Spectra Coating, yansımaları ve parlamaları azaltarak daha net bir görüntü sağlıyor. Bu kaplama özellikle yüksek kontrastlı sahnelerde fark yaratıyor. Bu lenslerin her birinin kendine has özellikleri ve fiyat aralıkları bulunuyor. Sinemacılar bu lensleri projelerine uygun bir şekilde özelleştirebilir. Örneğin bir film yapımcısı için ideal olan lens yüksek ışık geçirgenliği ve keskin görüntü kalitesi sunarken bir diğeri daha düşük bütçeli projeler için uygun fiyatlı seçenekler de sunabiliyor. K35 lenslerinin imzası olan yumuşak ve kremamsı bokeh Canon FD lenslerde de bulunabiliyor. Bunun sırrı ise diyafram bıçaklarının sayısı ve optik tasarımlarında yatıyor. Canon FD 55mm f1.2 SSSC aspherical gibi bazı lensler thorium içeren camlar nedeniyle hafif radyasyon yayar. Ancak bu seviyeler günlük kullanım için güvenlidir. Canon FD lenslerin sadece teknik özellikleri değil, kullanım kolaylığı da dikkat çekiyor. FD lenslerin avantajlarına bakacak olursak, Canon FD lensler genellikle daha uygun fiyatlarla sunuluyor ve düşük bütçeli projeler için ideal bir seçenek oluşturuyor. Bu özellik özellikle yeni başlayanlar ve sınırlı bütçeye sahip bağımsız film yapımcıları için büyük avantajlar sağlıyor ve zira kaliteli görüntü elde etmek için yüksek maliyetler gerektirmeden etkili bir çözüm sunuyor. Tüm FD lenslerde manuel odaklama ve diyafram ayarları sunuyor. Bu durum sinemacılara daha fazla yaratıcı bir kontrol sağlıyor. Örneğin bir sinemacı sahne atmosferini yaratmak için diyafram açıklığını ayarlayarak farklı efektler elde edebilir. Bu özellik film yapımcılarının çekimlerini daha içsel ve sanatsal bir yaklaşımda gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Yüksek kaliteli optik ve sağlam yapılar sayesinde FD lensler uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunuyor. Bu lensler zorlu çekim koşullarında bile tutarlı sonuçlar verirken kaliteli görüntüleme özellikleriyle dikkat çekiyor. Profesyonel sinemacılar bu lensleri kullanarak projelerinin görsel kalitesini arttırabilirler. K35 ve FD lenslerin arasında bazı önemli farklılıklar var. Bu farklılıklar her iki lensin karakteristiklerini ve kullanım alanlarını etkileyebiliyor. K35 lensler FD lenslere kıyasla daha az kontrast sunmakla birlikte daha sıcak bir renk tonuna sahip.
Bu K35'lerin görüntülerine daha yumuşak ve pastel bir görünüm kazandırıyor. FD lensler ise daha keskin ve yüksek kontrastlı görüntüler elde etmek için kullanılıyor. K35'lerin daha fazla diyafram yaprağı sayesinde daha yuvarlak bir bokeh üretildiği biliniyor. Bu portre çekimlerinde ve estetik görüntülerde önemli bir avantaj sağlıyor. FD lensler ise daha az diyafram yaprağı ile daha keskin bir bokeh sunuyor. Bu da farklı bir estetik bakış açısı oluşturuyor. FD lensleri kullanarak K35 görünümünü elde etmenin bazı yolları var. Canon FD serisinde K35 görünümüne en yakın lensler genellikle SSC yani Super Spectra Coating asferik lensler. Bu lensler K35'lerin optik tasarımına oldukça yakın ve benzer görüntü kalitelerini sunuyor. Canon FD lenslerini modifiye etmek, film yapımcılarının bu lenslerin performansını artırmalarına olanak tanıyor. Örneğin lenslerin gövdelerinde çeşitli modifikasyonlar yapmak, odak halkalarına dişli eklemek daha profesyonel bir kullanım sağlıyor. Modifikasyon işlemleri uzman kişiler tarafından yapılıyor. Bir lens seti oluşturmak hem bütçe dostu hem de daha kaliteli görüntü elde etmek için önemli. Canon FD lenslerini bir araya getirerek K35 benzeri bir set oluşturmak mümkün. Örneğin 50, 55 ve 24 mm FD lensler bunun için harika bir başlangıç noktası. Canon FD lenslerinin modifikasyonu lenslerin performansını arttırmak açısından kritik bir öneme sahip. Deklanşör halkalarının değiştirilmesi, diyafram halkalarının düzeltilmesi ve odak halkalarına dişli eklenmesi gibi işlemler lenslerin kullanılabilirliğini önemli ölçüde arttırıyor. Modifikasyon süreci uzman kişiler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Lenslerin iç yapısına zarar verilmemesi için modifikasyon işlemlerinin profesyonel bir servis tarafından yapılması öneriliyor. Canon FD lenslerin bazıları toryum içeren cam elementleri nedeniyle radyoaktif olarak biliniyor. Bu durum lenslerin sağlığa etkileri konusunda çeşitli endişelere neden oluyor. Ancak düzenli kullanımda bu lenslerin sağlık açısından ciddi bir tehdit oluşturmadığı biliniyor. Radyoaktif lensler özellikle vintage lens meraklıları arasında sıkça tercih edilmektedir. Çünkü bu lensler farklı estetik bir görüntü sağlama potansiyeline sahiptirler. Radyoaktivite ile ilgili endişelerin yanı sıra bu lenslerin sunduğu benzersiz optik özellikler de göz önünde bulundurmalıdır. Radyoaktif lenslerin kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta lenslerin doğrudan cilde temasından kaçınılmalıdır. Ayrıca lenslerin depolanması ve saklanması sırasında diğer eşyalarla bir arada tutunmaması önerilir. Kullanıcıların bu lensleri kullanırken en azından ortalama bir güvenlik önlemi almaları önem taşıyor. Örneğin lensleri kullanmadan önce eldiven takmak ve lenslerin temizliğini sağlamak iyi bir uygulama. Bununla birlikte lenslerin depolama koşullarına da dikkat edilmeli. Karanlık ve serin bir ortamda saklanmaları hem lenslerin ömrünü uzatıyor hem de radyoaktif parçacıkların yayılma olasılığını azaltıyor. Son olarak bu lensleri kullanırken yeterli havalandırmanın sağlandığı bir alan tercih edilmesi genel sağlık açısından faydalı olacaktır. Canon FD lensleri genellikle eBay ve diğer çevrim içi platformlarda bulabiliyorsunuz. Bu platformlar hem uygun fiyatlı hem de kaliteli lensler bulmak için harika bir kaynak. Alım yaparken lensin durumunu ve satıcının güvenilirliğini kontrol etmek önemli. Ancak yalnızca çevrim içi satış noktalarına bağlı kalmak yerine yerel kamera dükkanları ve ikinci el pazarları da dikkate alınmalıdır. Yerel dükkanlar lensleri doğrudan görebilme ve deneme fırsatı sunar. Bu da daha bilinçli bir alım yapmanıza yardımcı olur. Ayrıca bu tür yerlerde bazen pazarlık yapma şansı da bulabilirsiniz. Lensi almadan önce lensin fiziksel durumu ve optik özelliklerini kontrol edin. Ayrıca lensin içinde herhangi bir toz, çizik veya lekenin olup olmadığını gözlemlemek de önemli. Optik performansının etkilenmemesi için lensin temiz ve iyi korunmuş olması gerekiyor. Yüksek puanlamalara sahip satıcılar genellikle daha güvenilirdir. Ayrıca satıcının iletişim bilgileri ve destek sunup sunmadığına dikkat edin. Bu sorun yaşadığınızda size yardımcı olma potansiyelini arttırır. Aynı zamanda lensin sizin yaratıcılığınıza nasıl katkıda bulunabileceğini de göz önüne koyun. Sonuç olarak Canon FD lensler hem profesyonel hem de amatör film yapımcıları için değerli bir kaynak. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Benzer videoların devamı için abone ol, beğen, yorum yap, paylaş ya da teşekkürler butonundan destek olabilirsiniz. Benden bu videoda şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak, değer üret ve hoşça kal.